gidenlerin bile, yani depremi orada yaşamayıp sonradan gidip manzarayı görenlerin bile ruh hali ortadayken. Biz burada kamera vasıtasıyla gördüğümüz ortamlarda, ortamlar karşısında gözyaşını tutamazken depremin yarattığı bir travma var. Hem depremzedelerde, yani bunu yaşayanlarda, hem de bunu bizim gibi izleyenlerde. Bir toplumun sayısını henüz bilmediği, 50 bin, belki 100 bin, belki 150 bin bilmiyoruz. En az olması ihtimalimiz ama belki de gerçek sayıları asla bilemeyeceğimiz kadar kaybımız var. Bu travma nedir? Buna nasıl baş edilir hocam? Teşekkürler. Şimdi öncelikle zaten böyle işin psikolojisi ya da psikiyatrisi konuşulurken biz daha çok binalar yıkıldıktan sonra devreye giriyor gibi gözükürüz. Ama esasen öyle değildir. Kısa bir başlık atacak olursam 2023 yılında dünyanın bir coğrafyasında Suriye dahil yaklaşık 40 bin insan deprem nedeniyle hayatını kaybetti. Buraya önemli bir nokta koymak gerekiyor. 2023'ün altını tekrar çizeyim. Niye bunun altını tekrar çizdim? Çünkü depremler eşit olarak vurmaz insanları. Depremler adaletsiz bir şekilde vurur. Hocalarım da beni düzeltebilir. Hani doğudan batıya doğru bir kuşak çizersek, Japonya, Güney Asya, Pakistan, Türkiye, İran ve Kaliforniya gibi depremler hemen hemen eşit işte şiddette ortaya çıkabilir. Örneğin Güney Asya tsunamisi benim hatırladığım kadarıyla Japonya deprem ve tsunamisine eşittir. Güney Asya'da ölü sayısı 300 bin. O galiba biraz daha 9.2'di galiba o. Yine de benzer bir şiddet olunca Japonya'da ölü sayısı da yanlış hatırlamıyorsam 17 ya da 18 bindir. Bu örneklerden şuraya gelmek istiyorum. Yani bir coğrafya ne kadar yoksul ve yoksunsa o kadar fazla etkilenir. O kadar fazla etkilenir. Bizim de yani burada Türkiye'de konuştuğumuz şey önlenebilir ölümler. Dolayısıyla o 40 bine yakın rakam bu yüzden verdim. Hani bir coğrafya, Türkiye'de şu anki sayılar çok yüksek. Önlenebilir ölümlerden bahsediyorsak burada elbette ki tıbbın da psikiyatrinin de psikolojinin de söyleyeceği şeyler vardır. Şimdi siz dediniz ya beklenebilirlik işte yer bilimlerinde bizim için de geçerli. Elazığ depremini çalışırken biz Malatya'daki arkadaşlar şunu anlatmışlardı bize. Psikososyal çalışan arkadaşlar. Biz Malatya depreminin senaryosunu çalıştık 2019 yılında. Beklenebilir bunlarda. Sonuçta Malatya depreminin senaryosunu çalışırken elbette sizin öngördüğünüz her şeyi çalışmak lazım. 15 yıl önce İstanbul depreminin senaryosunu çalıştık ki siz daha önce bilirsiniz İstanbul depreminin senaryosu ruh sağlıkçılar da katkıda bulunmuştur, evet. Çalışılır. Yani bunlar bizim için aslında yine öngörülebilir ve kestirilebilir noktalardır. Şunu tekrar hatırlayalım, Covid-19'dan daha mı öngörülemez? Mesela Malatya, Kahramanmaraş. Hayır, daha öngörülebilir. Daha öngörülebilir. Covid-19'da toplumun, hatta bilimi de iddia edelim, bilimin ne hale geldiğini biliyoruz. Hiçbir şey çok kesin, garanti kestirilebilir değildir ki. Biz ısrarla 1999'dan beri şu sorunun cevabını arıyoruz. Deprem ne zaman kesin olarak olur? Covid-19 virüs canlı olup olmadığı bile belli değil. Tüm dünyayı ne hale getirdiğini kendi gözlerimizle şahit olduktan sonra biz hala deprem konusunda bir garanti arıyoruz. Neyse, böyle bir eşitsizlikle gireyim. Sonra da biraz yine niye bu işin meselesi biraz farklı, insan ruh sağlığını etkiler, oraya girelim. 99 önemli, 2023 önemli. 2023'ü bir hatırlayalım. Ne oldu? 2019'da Elazığ depremiyle biz başladık. Ufak tefek afetleri saymayacağım. Ufak diye geçtiğim afetler arasında 2020'nin yine yanlış hatırlamıyorsam en şiddetli depremi, İzmir depremi de var. Bunları bir tarafa bırakacak olursam bunun zemininde Suriye Savaşı ki az önce o yüzden biraz bir son sözümüzü söylemek zorunda değiliz dedim. Çünkü 15 yıldır mültecilik konusunda da çalışıyorum. Suriye Savaşı var. Elazığ ve İzmir depremlerini sayabiliriz. Ukrayna-Rusya Savaşı var. Ekonomik güçlükler var. Bunun üzerine Türkiye'nin yorgun bir bölgesinde böyle bir felaket ortaya çıkıyor. Şimdi doğaldır ki burada insanlar çok etkilenecek. Çünkü belli ki hazırlıklarımız çok eksik. Öngörülebilir ve önlenebilir ölümler olmasına rağmen hazırlıklarımız tıp alanında da eksik, jeoloji alanında da eksik, mühendislik alanında da eksik. Hocalarımızı dinlerken şuna katılıyorum. Kurumlara hakikaten bu kadim kurumlara sahip çıkmak lazım. Biz demek ki kadim, işte Hatay'daki kadim bilgileri unutmuşuz.
Kendi kurumlarımıza sahip çıkamamışız, eğitim kötüleşmiş. Aynı şey tıp için de geçerli. Celal Hoca'ya katılıyorum, evet, MTA bünyesinde böyle bir kütüphane mi diyelim, müze mi diyelim. Ama bir noktaya daha işaret etmek istiyorum. Biz birlikte de çalışmak zorundayız. Sri Lanka, tsunami'den sonra gittiğimiz ekip içinde çektirdiğimiz fotoğrafta mühendis arkadaşlar var, mimar arkadaşlar var, ruhsallıkçılar var, hukukçular var. Bir kere herhalde böyle bir şey yapılacaksa, MTA'daki bir yapı gibi, bu Türkiye Afet Kütüphanesi gibi bir şey olmalı. Bu ülkede artık afet bilinci ve kültürü depremler olmadan bir şekilde canlı tutulmak zorunda. Çünkü biz her zaman şunu konuşuyoruz, yıkıldık ne yapalım? Tamam, şunu söyleyebilirim, yıkıldıktan sonra eğer bunu duymak istiyorsak, ruh sağlığı alanında hakikaten dünyanın en etkili ülkelerinden biriyiz. Öyle miyiz? Öyleyiz. Ama yıkıldıktan sonra ne yapayım? Niye öyleyiz? Niye öyleyiz? Çünkü İzlanda'nın böyle bir şansı yok. Yaşadığı tek şey çığ. Volkanı daha çok turistik amaçlı kullanıyorlar. Gidelim öbür tarafta, Endonezya'nın böyle bir şansı yok. Müthiş afetler yaşar ama zaten ruh sağlıkçısı yok. Birinde olmayan ya da çok olan bir şey, ruh sağlıkçısı çoktu. Öbüründe az ama çok. Türkiye'de hem ruh sağlığı çalışan uzmanlar çok, hem de şu aldığımız derslere bir bakın. 99 Marmara. Bana alamadığımız dersleri. Biz bir takım şeyleri de öğrenmeye çalıştık. Soma maden faciası mesela. Benim çocukluğumdan beri şu memlekette bir gürüzü patlar ve bu patlama nedir bir türlü çözülemez. Oradaki işçiler, emekçiler hayatlarını kaybeder. Şimdi Van Erciş depreminde de insanlar Van ve Erciş'in dışına çıktılar, başka şehirlerde konakladılar, tekrar döndüler. Oradan sonra biz Soma'yı yaşadık. Yani bu acı olaylar Türkiye'de ruh sağlığı çalışanlarına isteseler de istemeseler de bu konuda bir birikim getirdi. Ama yeterli bir birikim mi? Zannetmiyorum. Ben kendi ya da kullanılan birikim mi? Ben kendi adıma hakikaten özür dilerim. Bir de galiba bu memlekette bir özür borcumuz da var. Yıllar önce bir sunumumu hatırlıyorum. İşte Marmara depreminin sonuçlarını sunacağım. 17 bin ölümden bahsetmem gerekiyor sayısal olarak. Söylemedim. Çok sayıda insan oldu. Sonra düşündüm, niye söylemedim? Çünkü ben utandım. Utanç burada bence önemli bir duygu. Ve özür de önemli bir duygu. Ya biz neyi yapamadık? Ama bizim özür dileme kültürümüz yok. Yapmamız lazım. Ben kendi adıma, kendi mesleğim adına demek ki bir şeyleri eksik bıraktım ki... Tabii. Hala ve hala bizim diyelim pek çok şeyimiz belki ruh sağlığında, psikiyatride eksik. Ama bir özür dileme kültürü de olmalı, bir eksik kültürü olmalı. Bu kadar hazırlıksızlıktan, hani şu önlenebilir ölümlerden bahsedersek. Tamam, şimdi klasiğimize geldik. Binalar yıkıldı, biz ne yapacağız? Binalar yıkıldığında da, biz her zaman bunu konuşuyoruz ya. Ne oluyor? Bu afet toprak anadan geliyor. Ana nedir? Koruyan, kollayan, gözeten. Bir kere kadim geleneklere sahip çıkalım derken bunu kastediyorum. İşte ana terimi konduysa toprağın yanına, insanların bir bildiği var. Deprem buradan geliyorsa bir kere benim güven duygum tamamen sarsılır. Tamamen güvensiz ve tekinsiz bir ortamda kalır. En güvendiği şeyin güvenemez hale gelir. Bunun daha ötesi yok ki. Şimdi güvenemezsem ortaya ne çıkacak? Güvenemezsem ortaya korku çıkar, öfke çıkar, tahammülsüzlük çıkar, çökkünlük çıkar, acizlik çıkar. İnsan afette kendi aziziyle karşı karşıya kalır. Sen çünkü çok aciz bir türdür. Aciz olduğunu fark edersin, evet. Ölümlü olduğunu bilen tek türdür. Afetler de bunu bize bir ayna gibi yansıtır. Şimdi bundan sonra da zaten ortaya çıkan tepkilerin ucu bucağı yoktur. Öyle sadece kabuslarla, dikkat eksikliğiyle, uyku sorunlarıyla, işte yeniden hatırlamakla, öfke patlamalarıyla, geleceğin kalmadığı duygusuyla, şoklarla gitmez bu. Devasa tepkiler ortaya çıkar. Bakın, tepki diyorum. Sorun ve hastalıktan bahsetmiyorum. Çünkü bu tepkilerin bir kısmı doğaldır. Programı açarken sizin söylediğiniz tepkiler gibi. Ya uyumak istiyorum, ya bakmak istemiyorum. Bunlar çok doğal tepkilerdir, anlaşılır. Çünkü insan zihni yaşadığını sindirmek zorundadır. Nasıl mide bağırsak sistemimiz sindiriyorsa, biz de yaşadığımız afeti sindirmek zorundayız. Nasıl sindireceğiz? Ağzımızda kocaman bir lokma hayal edin. Nasıl sindiririz? Çok yavaş çiğnememiz yavaş lazım. Çok çiğnememiz. İnsan zihni nasıl çiğner? Konuşarak, anlatarak, paylaşarak. Şu yaptığımız aslında ne?
yaşadığımız afeti biz de çiğniyoruz şu anda. Çiğniyoruz. Resmen çiğniyoruz. Yani bu konuyu kapatmak değil, konuşmak biraz. Konuşmak, anlamlandırmaya çalışıyoruz çünkü. Şöyle düşünün, bu terimin İngilizcesi disaster'dır. Disastros, yıldızların düzensizliği. Şimdi o dönemde ben yaşadığıma bir anlam veremiyorum ki, fay hatları vesaire konusunda bir bilgim yok. Ne yapıyorum? Başıma bir felaket geliyor. Yanımda arkadaşlarım vardı. Yer yarılıyor, en güvendiğim yer. Yerin dibine gidiyorlar. Benim bu felakete bir açıklama bulmam lazım. Nasıl açıklayayım? İşte yıldızlar düzensiz. O yüzden başıma geldi. 17 Ağustos depreminde biz sıklıkla ne duyduk? Gölün rengi, Büyükçekmece Gölü'nün rengi turkuaz oldu. Bugün deprem olur, renk değişirse olmaz. Ne yapmaya çalışıyorum? Anlam vermeye çalışıyorum, kontrol etmeye çalışıyorum. Kimileri ne dedi? Ayın 27'sinde deprem olacak. Bunun anlamı ne? 27'sinde deprem olacaksa ben 27'sinde önlem alayım. 26'sında rahatım, 28'inde rahatım. Hayatı kontrol etmek isteriz, anlam vermek isteriz. Çünkü zeka bize bunu öğretmiştir. Bunu öğretir. İşte bir anlama, ama insanın izah boşluğu çoktur. O yüzden pandemiyle girdim. Niye izah boşluğu çoktur? Ya yarı canlı birisi, ben de uzaya otomobil gönderen bir türüm. Beni paçavra etti. Çevirdi. Beni paçavra... Şimdi bunu dünyadaki toplamın bir çay kaşığı kadar olmayan bir şey beni paçavra etti. Bunu anlamam çok güç. Şimdi anlamadığım şeyde ne çıkacak bende? Korku çıkacak, güvensizlik çıkacak, kuşkular çıkacak, şüpheler çıkacak, tedirginlik çıkacak. İnsan zihni nasıl çiğner? Onun devamını getirin. Madem konuşuyoruz, paylaşıyoruz, dertleşiyoruz. Bu çiğnemenin en doğal yolu. Aile içinde de bunu yapalım. Konuşalım, paylaşalım, dertleşelim, anlatalım. Çocuğum resim çizmeye başladı. Deprem resmi çiziyor. Aman yapma demeyelim. Bırakalım çizsin. Bırakalım duygularını açıklayabilsin. Duygularını paylaşabilsin. Tabii zihni işleyecek. Oyun oynuyor. Baba depremler yıktı. Biz de oynayalım. Oynasın. Ters Yüz filmini beraber seyredin. Bir animasyondur, belki hatırlarsınız. Neşe vardır, üzüntü vardır, korku vardır, tiksinti vardır. Duygular anime edilir filmde. Ama üzüntü dışlanır. Şimdi dikkat ederseniz biz sadece insanları topluluklarla... Duygularla yüzleşmek lazım yani. Duyguları da dışlıyoruz. Üzüntüyü bir kabul edin. Korku bence son derece saygı duyulması gereken bir korku. Çünkü korku olmasa biz burada toplanamayız. Tür devam etmez. Korkmam gerekiyor ki bu türü devam ettirebilmeliyim. Biraz korku olacak içimizde. Duygunun tanımı nedir? Valla duyguyu tanımlamak çok zor. Bir olaya karşı tüm zihnin, zihinden kastettiğimde beyin ve bedenin verdiği doğal bir tepki gibi düşünüyorum. Niye bedeni dahil ediyorum? Çok eski felsefi bir sorudur bu. Korktuğumuz için mi tüylerimiz diken diken olur? Bir uyaran karşısında tüylerimiz diken diken olduğu için mi korkarız? O yüzden insan beynini bedeninden ayrı tutmamak lazım. Şunu sorabilir miyim? Tabii. Duyguyu şöyle tanımlamak mümkün mü? Aklın süzgecinden geçmeyen düşünceler duygudur. Çok güzel olabilir. Nefis bir tanım olabilir. Çünkü tam da buraya girmek istiyordum. Şimdi bir kapıyı açacaksanız duygudan açmak lazım. Niye duygudan açmak lazım? Aklın süzgecinden geçmeye başladığı zaman ben sansür koymaya başladım. Tabii. Sansürlerim dikkatli bir şekilde ağzımdan çıkar. Oysa duygu pat diye çıkar. Çoğu öğrenciye soruyordum. Covid-19 kapmaktan mı korkuyorsunuz? Sınava girmekten mi? Sınava girmekten. Niye sınava girmekten korkuyorum? Bir insan niye salgından çok sınava girmekten korkar? Sınav korkusu. Çünkü sınav korkusunun zemininde sadece başarısızlık yoktur. Kabul edilmeme vardır. Dışlanma vardır. Yalnızlaşma vardır. İşte deprem bize bu yalnızlık hissini yaşatır. İnsanı soğutur, dondurur. O yüzden deprem yalnızlığımızla, çaresizliğimiz biraz öyledir ya, bizi burayla yüzleştirir. Evet. Bu nedenle depremde öfke çıkar mı? Çıkar. Şimdi gelelim bu toprak ananın yaptığı, bir de yine kadim sözlerden biri nedir? Devlet baba. Şimdi bir tarafta toprak ana, öbür tarafta devlet baba ve bu devlet babanın eli çok şefkatli olmak zorunda. Çünkü buradan öfke çıkacak, buradan kuşku çıkacak, buradan şüphe çıkacak, sarıp sarmalamalı. Başka türlü bununla baş etme şansı yok. Anlamalı, dinlemeli. O öfkeyi bir şekilde boşaltmasını da sağlamalı. Ve o zaman burada çifte hüsran daha da kötü oluyor. Elbette. Ve burada şuna da lütfen dikkat edin. Bu sadece o bölgeyi ilgilendiren bir deprem değil. Türkiye ruhsalı, benim iddiam, Türkiye siyasasını da değiştiren iki büyük olaydan biridir. 99 depremiyle bu deprem. Ve bu bir ülke depremidir.
Evet. Buradaki insan etkilendi, suçluluk duydu. Biz çoğu insandan dinledik. Ben sıcak yatağımda yatarken o soğuyor. Evet, ben uyumaya utanıyoruz diye söyledim mi yani? Sarılırken o sarılamıyordu. Ben bundan utanç duydum. İşte utanç duygusu burada işlevse. O utanç duygusuyla ne yapıyorum? Ben kadim özelliklerinden birini gerçekleştiriyorum. El veriyorum. Yardım ediyorum. Çünkü yalnız hisseden, güvensiz insana yapabileceğimiz tek şey onunla ilişki kurmak. Bu diğer kam yardım davranışını mutlaka göstermemiz lazım. Bölgedeki insan zaten enkazdan çıktı, enkaz başında bekledi. Arama kurtarmacılar öyle, gazeteciler öyle, itfaiyeciler öyle, polisler öyle. Herkes, ülkedeki herkes bu depremden etkilenmiş durumda. Dolayısıyla meseleyi biz kalıcı konutlarla, konteyner kentlerle, çadır kentlerle sınırlı tutarsak yanılırız. Türkiye bu deprem itibariyle büyük bir çadır kenttir. Çadır kentin içinde ben komşu çadıra nasıl yaklaşacaksam, burada da kendi arkadaşıma, komşuma, ötekine öyle yaklaşmam gerekiyor. Aynı çadır kentteyiz. O yüzden de Türkiye'de evet bu şefkati unutmamamız gerekiyor. İyi bir erdem bence. Yani bu depremden sonra yaşadıklarımızı içimize atmamamız, paylaşmamız, konuşmamız lazım. Mümkün olduğunca konuşmamız lazım. Dayanışmamız ve birbirimize duygularımızı açıklamaktan korkmamız lazım. Yani şu kadim geleneklere bakalım. Bir yaz sevdiğim bir kişiyi kaybettim. Yapacağım şey nedir? Mezar ziyareti, cenaze töreni. Kabul. Değil mi? Kaybı kabul. Onlar semboller. Ama öyle yasın çeşitli evreleri vardır tabii ya. Tabii. Ama şu anda deprem bölgesinde bile pandemiden itibaren de bununla yüzleştik. Yas geleneklerini de yapamıyoruz. Yasın dediğiniz gibi evrelerinden biri nedir? Bas sağlığı. Bas sağlığına ne götürülür? Yemek götürülür. Yemeğin anlamı ne? Beslen. Kendine bak ki layıkıyla şu yası tutasın. Şimdi bizler burada çalışan bilim insanları olarak kendimize bakmamız ki gerekir ki bu uzun bir maraton. 3 ay sonra da, 6 ay sonra da, 12 ay sonra da bunu taşımamız gerekiyor. Mevlüt, ağıt, duygu ifadesi değil mi? Paylaşmak değil mi? Bunların hepsini iyi gözlersek aslında ne yapacağımız çok açık.